Binbaşı Ahmet Bey ile evlendi ve Balkan Savaşı'na katıldı. Bu savaşta Edirne'de yanık kışlada bulundu. Daha sonra ailesinden 10 kadar kadını örgütleyerek 1. Dünya Savaşı'na katıldı. Kafkas cephesinde çarpışan eşi Sarıkamış'ta şehit düştü. Ama o karamsarlığa düşmedi. Erzurum'a döndü. Milli mücadelemizin başkumandanı Mustafa Kemal'le görüşebilmek için türlü zorlukları göze alıp Sivas'ın yolunu tuttu. Sivas Kongresi'nde Ulu Önder'le görüşmeyi başardı ve ondan görev yetkisi aldı. Ve düşmanın kökünü kazıyanlardan biri olarak tarihe geçti. Bu kadın Mustafa Kemal'in verdiği Kara Fatma şanıyla günümüzde minnetle andığımız 43 kadın 700 askerden oluşan birliğin komutanı. Vatanı uğruna iki oğlunu şehit vermiş. Ve ömrünün sonuna kadar İstiklal madalyasını gururla taşımış. İstiklalsiz yaşayamam diyen Fatma Seher'dir. İstiklalsiz yaşayamam diyen tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun.